Atmosferi olmamasına rağmen vatandaşımızla kucaklaşıyor. İyi Parti olarak çözüm önerilerimizi de vatandaşımızla birlikte paylaşmaya gayret ediyoruz. Yani onlarla buluşup onların dertleriyle dertleşiyor ve insanlardan dinlediğimiz sorunları da hem yerelde yerel sorumlularına iletiyor hem de genelde milletvekillerimiz ve genel başkanımızın mecliste her hafta bir gruba söz verdiği bir dönemde, yani meclisi halkın meclisi yaptığı bir dönemde böyle çirkin bir saldırıyla karşılaşıyoruz. Buradan şunu ifade etmek istiyorum. Birileri bu işi tesadüfe yorabilir. Ama İyi Parti teşkilatları ve bizler dimdik Genel İdare Kurulu üyemiz Burhanettin Kocamaz'ın arkasındayız. Ve sonuna kadar bu anlamda da her kimse kendi beceriksizliğini, kendi başarısızlığını bizlerin üzerinden kapatmaya, örtmeye gayret etse de bunu biz asla kabul edemeyiz. Biz Türk milletine umut olmuş bir siyasi hareketiz. Birileri İyi Parti'nin yükselişinden rahatsız olabilirler. Huzursuz olabilirler. Ama biz milletimizi bu içinde bulunduğu zor durumdan çıkarmak adına her gün olduğu gibi yarın da meydanlarda olacağız. Bu mücadeleyi hep beraber ekip arkadaşlarımızla beraber vereceğiz. Kıymetli basın mensupları, burada şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu saldırılar tesadüf değil derken, ne zaman ki anket şirketleri, ne zaman ki televizyonda bazı yazarlar ve gazeteciler İyi Parti'nin yükselişine dikkat çekmeye başladı, Türkiye genelinde İyi Parti kadrolarına bir saldırı başladı. İyi Parti teşkilatları olarak biz bunun farkındayız. Acaba buradaki korku İyi Parti'nin iktidar yürüyüşüne olan bir korku mudur? Acaba birileri kendi hakimiyetlerini kaybediyor da son çırpınışları mıdır? Bunu Türk milletinin takdirine bırakıyorum. Türkiye'de İyi Parti'nin bu yükselişi kim ne yaparsa yapsın, hangi oyunu kurallarsa kursun, kim hangi ihanet odaklarına hizmet ederse etsin, İyi Parti'nin iktidar yürüyüşünü hiçbir güç engelleyemeyecektir. Ve Cenab-ı Allah bize nasip edecektir. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener önderliğinde İyi Parti kadroları Türkiye'de iktidar olacak ve Türk milletinin kanayan bütün yaralarına çözüm olacaktır. Ve bu anlamda biz İyi Parti teşkilatları olarak bu pandemi şartlarında gece gündüz demeden, durmadan ve yorulmadan vatandaşımızla buluşmaya devam edeceğiz. Burada bütün teşkilatlarıma da şu çağrıda bulunmak istiyorum. Biz İyi Partililer onca tehdide rağmen, onca hakarete rağmen, genel başkanı cezaevleriyle tehdit edilirken hiç kimseden korkmamış, Anadolu kadar yüreği büyük bir genel başkanın yol arkadaşları olarak bu tür çapulculara da asla pamuk bırakmayacağız. Bunun da altını çizerek konuşmama son vermek istiyorum. Buradan emniyet mensuplarımızdan uyarıyorum. Bu kadar sicili kabarık, birçok dosyada ismi olan bir şahıs orada İyi Parti programı yapılırken bizim genel idare kurulu üyemize nasıl bu kadar yaklaşabilmiştir? Eylemi yaptıktan saniye sonra alabildikleri kişiyi daha önce niye müdahale etmemişlerdi? Bu noktada da hem adli mercilerde hem de diğer her alanda bu olayı dile getirip bu olayın takipçisi olacağız. Türkiye'de herkesin yaptığının yanına kar kaldığı bir dönemde bunu yapanlar da yanına kar kalacağını sakın zannetmesinler. İyi Parti teşkilatları bu işin takipçisi olacak. Son söz olarak bunlarla Burhanettin Kocamaz yıldırılamaz. Bunlarla
Burhanettin Kocamaz yıkılamaz. Daha farklı çözümler bulacaksınız. İyi Parti kadroları gibi çalışacaksınız. İyi Parti'nin kadroları gibi bu memlekete hizmet ederek böyle isimleri tarihten silebilirsiniz. Hakaret ederek, fikirde tartışamayınca bağırarak, çağırarak İyi Parti kadrolarını kimse durduramaz. Bu böyle bilinecek. Ve bu anlamda da tekrardan bugün burada bu basın toplantımıza katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Bu saldırıyı yapanları da şiddetle kınıyorum ve buradan diğer siyasi partilere de seslenerek sözlerime son vermek istiyorum. Bugün bir siyasi atmosferde değiliz. Seçim yok. Herhangi bir seçim çalışması yapılmıyor. Bizler bu dönemde İyi Parti kadroları olarak açık çağrımız var. Gelin bölücü olmayan bütün siyasi partiler, sizler de bizimle beraber saf alın. Seçim dönemine kadar Mersin'in bütün sorunlarını hep beraber çözelim. Bunu nerede dile getirmemiz gerekiyorsa, gerekirse Cumhurbaşkanı'na çıkmamız gerekiyorsa, bütün Mersin milletvekilleriyle beraber ve il başkanlarıyla beraber Mersin'in sorunlarını Ankara'da dile getirip çözüm önerileri bulalım. Bugün bu saldırıyı kenardan alkışlayanlara sakın unutmayın. Bugün bu saldırıyı yapanlar yarın sizlerle de menfaat olarak ters düştüğünde sizlere de saldırılacaktır. Onun için bu tip insanların siyaset atmosferinden ve siyasetçilerin yanından bir an önce uzaklaştırılması lazım. Bunun altını çiziyorum. Bugün buna alkış tutanlar yarın sıranın kendine geleceklerinde asla unutmasınlar. Ben bu duygu düşüncelerle hepiniz günün bu saatinde bizlere zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Ve şimdi de sözleri Genel İdare Kurulu üye Sayın Burhanettin Kocamaz'a veriyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Değerli milletvekilimiz, Genel İdare Kurulu üyelerimiz, ilçe başkanlarımız, çok değerli basın mensupları. Başkanım, şey indirirse de ses vermem. Ben de bu tatil gününde zaman ayırıp buraya kadar gelip bizi dinleme nezaketi gösterdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Değerli arkadaşlar, Burhanettin Kocamaz'ı sadece Tarsus, sadece Mersin değil, tüm Türkiye, hatta tüm Türk dünyası yakından tanıyor. Ömrü boyunca mücadele vermiş, kutsal bir davaya inanmış, Türk milletini içerisinde bulunduğu durumdan sağ salim çıkarmak, dünya milletleri arasında hak ettiği değeri bulması açısından verilen her mücadelenin içerisinde bulunmuştur. Dolayısıyla hizmet edenin, meyve verenin birilerine rahatsızlık verdiği de gün gibi aşikardır. 25 yıllık belediye başkanlığı dönemimizde vatandaşın bize yüklediği emanetin altından kalkabilmek için gece gündüz koşturduk. Görev aldığımız yerlerde vatandaşın hak ettiği hizmetleri belediyenin kaynakları el verdiği ölçüde en iyi şekilde halkın hizmetine sunduk. Tabii ki bizim bu başarımızdan rahatsız olanlar olacaktı. Ta ki 2019 yerel seçimleri arefesine kadar. Bildiğiniz gibi 2019 yerel seçimlerinde kumpas üstüne kumpas, entrika üstüne entrikayla karşılaştık. Ve bizim
halkın karşısına çıkıp karşımızda iki tane ittifak varken ittifaksız dahi aday olmamızdan korktular, önümüzü kestiler. Tabii biz de vatandaşın talepleri doğrultusunda o günün şartlarında Sayın Genel Başkanımızın daveti üzerine İYİ Parti'ye geldik. Türk milliyetçilerinin bugün en önemli durağı olan İYİ Parti'de halka hizmet, hakka hizmet anlayışımızı sürdürmeye gayret ettik. Ancak bildiğiniz gibi orada da en son içerisine seçim kurullarının da girdiği bir senaryo hayata geçirildi ve bizim vatandaştan oy isteme hakkımızın önü kesildi. Tabii bu arada üzerimize özellikle sosyal medyada çok büyük hakaretler yapıldı, iftiralar atıldı, günahımız alındı ve bu yapılan iftiralar dolayısıyla da 184 tane dava açtık. Bu davaların bir kısmı sonuçlandı, bir kısmı da devam ediyor. Ve bu hakaretlerden dolayı açtığımız her dava bizim lehimize, bize hakaret edenlerin aleyhine sonuçlanıyor. Bu arada bu 184 açtığımız davadan 8 tanesi bizimle hesaplaşamadan öbür dünyaya gitti. Tabii ki burada da öbür dünyada da bunlarla hesaplaşmamız devam edecek. Hiç ummadığımız yerlerden birileri devreye giriyor. İlla işte o günün şartlarında sinirle yazılmıştır diyerek kendisinin affedilmesini talep ediyor. Ama şunu herkes bilsin ki kimsenin şerefi, namusu, haysiyeti bu kadar ucuz değil. Biz yasalar çerçevesinde, kanunun verdiği yetkiler çerçevesinde bu mücadelemizi hukuk yoluyla sürdüreceğiz. Tabii ki bizim sahalardan çıkmamamız, Sayın Genel Başkanımızın Türkiye genelindeki pandemiye rağmen verdiği mücadele birilerini rahatsız etti. Rahatsız etmesinin nedeni de yapılan tüm anketlerde gerek Türkiye genelinde gerekse de Mersin'de İYİ Parti'nin trendinin yükseliyor olması. Bunlar ne kadar rahatsız olurlarsa olsunlar, Türk milletinin içerisinde bulunduğu bu badireden kurtarma çabası, mücadelesi bundan sonra da devam edecek. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Tabii değerli arkadaşlar, Mersin'in bütün ilçelerinde gerek il teşkilatımızın, gerek ilçe teşkilatlarımızın hazırladığı programlar çerçevesinde dolaşıyoruz, vatandaşımızla bütünleşiyoruz. Orada gördüğümüz ilgi alaka gerçekten her geçen gün biraz daha artıyor, zirve yapıyor. Tabii bundan da rahatsız olanlar olacak. Beyni küçük olanlar, aklı kıt olanlar bir şekilde bizim önümüzü kesmeye çalışacaklar. Her zaman söylerim, bir Çin atasözü var. Küçük beyinliler insanlarla uğraşır. Orta beyinliler olaylarla uğraşır. Büyük beyinliler de projelerle uğraşır. İYİ Parti ve bizler projelerle uğraşıyoruz. Dün bize bu saldırıyı yapan küçük beyinliler de ya şahsımızla ya da olaylarla günlerini geçirmeye çalışıyor. Dolayısıyla biz
geçmişte de milletin hakkını koruduğumuz için birilerini haksız kazanç elde etmesine engel olduğumuz için, birilerinin yanlışlarının önüne set koyduğumuz için bazı saldırılarla, sözlü saldırılarla muhatap olmuştuk. Ama dün Tarsus'ta programımızın bitmesinden sonra arkadaşlara teşekkür edip ayrılacağımız anda böyle bir menfur olayla karşılaştık. Üzerimize bir meczup tipli, aklı kendine göre kendinden menkul olan birisi yumurta attı. Yumurta temizlikçiye verdik, elbiseyi temizlenecek, gelecek. Allah'a şükür üstümüzde hiçbir leke yok. Bunun atılması değil, atan değil, bu işi organize edenlerin mutlaka ortaya çıkarılması lazım. Ben bu konuda devletin Cumhuriyet savcılarını göreve davet ediyorum. Bir kişi tek başına da olsa bu işi gelip o kalabalığın içerisinde yapamaz ya da düşünemez. Ama buna birileri akıl vermiş, birileri yönlendirmiş ve böyle bir olayı aklınca sansasyonel bir hareket olarak insanlara anlatmayı düşünüyor. Oysa vatandaşımız bizi yakından tanıyor. Dün gittiğimiz her yerde de bizimle beraber olan arkadaşlarımız bu işe şahit, halkımız şahit. Çok büyük ilgi ve alaka gördü. Gerek İyi Parti, gerekse şahıs olarak bizler. Bu vatandaş meczup kılıklı vatandaş, kendisinin bizim yüzümüzden işten atıldığını iddia ediyor. Bu vatandaşı biraz araştırdık. 2016 yılının Şubat ayının birinde belediyeye iş yapan bir şirkete işe girmiş. Yani taşeron bir şirkette işe girmiş. Belediyeyle direkt alakası olmayan bir şekilde ve o yıl sonunda şirket yeni yapılan ihaleyi alamamış. Doğal olarak yıl sonunda bunun işine o şirket son vermiş. Daha sonra ihaleyi alan şirkette bu işe girmiş. Şubat ayı içerisinde de daha bir ay dolmadan Şubat ayı başında işten çıkarılmış. İşten çıkarılma nedeni işe düzenli gelmemek, işi safsaklamak. Tabii ki oradan işten çıkarıldıktan sonra da bu vatandaşı Tarsus Belediyesi işe almış. Demek ki orada da 2017-19 arasında bir şekilde işe gelse de gelmese de, çalışsa da çalışmasa da bu vatandaşa göz yumulmuş. Daha sonra 2019'da yeni yönetime gelen Tarsus Belediyesi yönetimi bu vatandaşı çalışmıyor diye, işe gelmiyor diye işine son vermiş, işten çıkarmış. Şimdi bu anlattığım olayda Burhanettin Kocamaz'ın nasıl bir dahli olabilir? Bunların iddiası şu: siz İyi Parti olarak aday olmasaydınız ya da biz sizin önünüzü kestik, Demokrat Parti'den Sayın Ayfer Yılmaz'ı aday çıkarmasaydınız biz bu seçimi alırdık. Burada da çalışsak da çalışmasak da işimize devam ederdik demek istiyorlar.
Yani kendi beceriksizliklerini bize yüklemeye, günah keçisi olarak bizim üzerimize atmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, bunlar bize o dönemde attıkları mesajlarda şunu söylüyorlardı: seni o koltuğa biz oturttuk, o koltuktan indirmek de bizim görevimiz. Ben de şimdi diyorum ki, eğer elinizde böyle sihirli bir değnek varsa, 2019'da gösterdiğiniz adayı niye o koltuğa oturtmadınız? O arkadaşa bir düşmanlığınız var mıydı ki, düşmanlığınız mı vardı ki onu o koltuğa, üstelik ittifakla, bizim ittifaksız olarak halkın desteğini alarak kazandığımız belediyeyi ittifakla gidip bir başkasına teslim ettiniz. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, yel kayadan alsa alsa ancak tozunu alır. O cevher çıkar ortaya, kaya dimdik yerinde kalır. Dolayısıyla ben buradan halkımızın müşteri olmasını özellikle talep ediyorum. Bizler çok büyük mücadelelerin içerisinden bugünlere süzülerek geldik. Allah'ın verdiği canı Allah'tan başka hiç kimse alamaz. Dolayısıyla biz haklı davamızda, mücadelemize hep birlikte İYİ Partili ekip olarak devam edeceğiz ve Allah'ın izniyle koyduğumuz hedefe Sayın Genel Başkanımızın önderliğinde mutlaka varacağız. Herkes müşteri olsun, herkes bizi izlemeye devam etsin. Bu tür süfli düşünceleri olanların, bugün bu hezeyanlara kapılanların nasıl mahcup olacağını hep birlikte onlara göstereceğiz diyorum. Ve buradan şunu da son olarak belirtmek istiyorum. Tarsus'ta ilk olarak bu olayı pusuda bekleyen ve her konuda benim aleyhimde yayın yapan, mesajlar atan Tarsus Net Haber sitesi yayınlıyor. Demek ki o anda bekliyorlar, takip ediyorlar, anında bunu yayınlıyorlar ve üzüldüğüm konu şu: ilk etiketledikleri kişi de bir önceki Tarsus Belediye Başkanı. Dolayısıyla ben buradan Cumhuriyet savcılarını göreve davet ediyorum. Bu işin sonu havada kalmamalı. Nereye kadar gidiyorsa gitsin, mutlaka bunun araştırılması gerekir. Tabii daha sonra o etiket yaptıkları işin sanki adres gösteriyormuş pozisyonu olduğu için hemen kaldırılıyor. Dolayısıyla ben bunu da hem Cumhuriyet savcılarının hem de vatandaşımızın takdirine bırakıyorum. Biz hep birlikte el ve gönül birliği içerisinde bu mücadelede dimdik ayaktayız. Bundan sonra da hep birlikte bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Aramıza sokulmak istenen fitne, fesat ve dedikoduları elimizin tersiyle itecek, hem Mersin'de hem Türkiye'de mutlaka hedefe ulaşacağız diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, değerli basın mensupları, değerli il başkanı, değerli ilçe başkanları, partimizin çok değerli yöneticileri, aziz gönüldaşlarım, ben milletvekiliniz olarak
İl teşkilatımızın yaptığı bir program doğrultusunda dün Tarsus'ta bulundum. Tarsus'taki programımızın icrası önce parti binamızda buluşarak oradan Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret oldu Sayın Ruhi Koçak'a ve ardından Ziraat Odası Başkanı'nı ziyaret ettik Sayın Reis Avcı'nı ve ardından da bir partili arkadaşımızın vefatı münasebetiyle taziye ziyareti yaptık ve daha sonra esnaf ziyaretleri yaptık. Sayın Başkanımızın ifade ettiği gibi ziyaretimizin son bulması aşamasında maalesef böyle yasak bir saldırı meydana geldi. Bu saldırı sadece Burhanettin Kocamaz'a yapılmış bir saldırı olarak hiç kimse yorumlamasın. Bu saldırı Sayın Kocamaz'la birlikte hepimize yapılmış bir saldırıdır. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Aynen konuşmalarda ifade edildiği gibi devletin bu psikolojik sorunları olan insanları bu şekilde siyaset yapan, halka hizmet eden yıllarca siyasetin ve devletin içinde olan insanlara yönelik böyle ruh hastalarını piyasaya salanlar kim? Ya da salmasına vesile olanlar kim? Bunları uzatabiliriz. Bunları da açığa çıkarmak kuşkusuz buradaki devlet yönetiminin uhdesinde olan bir iştir. Bunu bekleyeceğiz. Sayın Kocamaz üzerindeki bu yumurta lekesi bütün İyi Partililerin yakasındaki yumurta lekesidir. Biz onu yıkar atarız dediği gibi ama biz adımız gibi insanlarız. İyileriz biz. Ve aynı zamanda bir özelliğimiz var. Demokrasinin taşlarını cesurlar döşer. Biz cesuruz. Cesur insanlar böyle sapkın aşağılık adamların saldırısından korkacak değiller. Dimdik ayaktayız. Bizi ancak bu tür hareketler daha da dinamizmimizi arttırarak daha çok halkımızla buluşmamıza vesile olacaktır. İl başkanımız sürekli program yapacak ve biz de iki milletvekili olarak geleceğiz. Genel İdare Kurulu üyelerimiz de olacak ve Mersin'de iyilerin iktidarını yerelde ardından da Türkiye'de iktidarı arkadaşlar almak için mücadele edeceğiz. Ben huzurlarınızda Sayın Kocamaz'a geçmiş olsun dahi demeyeceğim. Bu bir demokrasi madalyası olsun size. Ve bu kişilerin de takibini yapacağız Sayın Başkanım. Siz müsterih olunuz. Aramızdaki dayanışmamız daha da kuvvetlenecektir. Kendi aramızda partileşme sürecimiz de hızlanacaktır arkadaşlar. Biz daha yeni bir partiyiz. 3 yıllık partiyiz. Partiler onlarca yılda ancak tüzel kişiliğini kuvvetlendirir. Ama bu şekilde hareketler ancak örsün üzerinde dövülen demir gibi bizi daha da pekiştirir ve daha da kuvvetleniriz diyorum. Mersin için iyilerin hayırlara hizmetinin artarak devam etmesini Yüce Mevla'dan diliyorum. Basın üzerinden Mersin kamuoyuna bu tür sapkın, psikolojik sorunları olan insanlara önem vermemelerini, buna dikkat etmelerini özellikle istirham ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, ben konuşmamda şu bilgileri de size vermek istiyordum. Bu dünkü menfur saldırıyı yapan vatandaşın gebetesini baktırdık. 6036 sayılı kanuna muhalefetten, ya ateşli, ruhsatsız silah taşımaktan, uyuşturucu ticareti yapmaktan, suç işlemek amacıyla örgüte üye olmaktan, yağma iddiasıyla ve 7258 sayılı kanuna muhalefetten, yani kaçak, iddia oynatmak, yer ve imkan sağlamaktan hakkında açılmış
davalar ve soruşturmalar var. Bunu da bilmenizi istiyorum. Yani arkadaş öyle biz görüntüsünden meclup dedik, psikolojik sorunu var belli ki ama bunun da ötesinde, bunların arkasında bunu, bu tipleri kullanan birileri var. Bunu da herkesin bilmesini istiyoruz. Tekrar hepinize teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyoruz.